Erzurum. Çok kıymetli misafirler. Hepiniz bu akşam hoş geldiniz herhalde. Müsaadenizle konser hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Ahmet Yesevi Hazretleri hakkında. Ahmet Yesevi Hazretleri tarihimizde bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olmaktır. Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi, Yesevi adı verilen tasavvufi akımın mimarı olan Hazreti Türkistan ve Pir Türkistan namıyla da meşhur olan Hacı Ahmet Yesevi ortaya koyduğu irfani öğretileriyle birçok tasavvufi yolu bir hayli birinden etkilenmiş olan kavşak mahiyetinde birleştirici bir şahsiyettir. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hikmetlerinin başlıca gayesi, İslam dinine yeni girmiş veya bu dini henüz kabul etmemiş Türklere İslamiyet'in esaslarını, şeriat ahkamını ve ehli sünnet akidesini öğretmektir. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin tasavvufun inceliklerini vufu olarak yorumlayışı, bunları halk edebiyatının içinde hece vezniyle de bir dille herkesin anlayacağı tarzda ifade etmesi hikmet tarzında olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin miras olarak bizlere bıraktığı hikmeti, medeniyet öğretisi yollarımızı bereketlendirip aydınlat. Divan Hikmet, bestekar zaman zaman günümüz Türkçesiyle bestelenmiş, Türk müziği külliyatına eserler kazandırılmıştır. Fakat bunlardan farklı olarak elinizde bulunan programda biyografisini okuduğunuz Rıza Tekin Uğurel hocamız, ki kendileri aramızdalar, safalar getirin hocam. Bugün bizleri onurlandırdı. Her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Hocamız divan hikmeti günümüz Türkçesini çevirmeden özünde olduğu gibi öz Türkçe güfteler halinde bestelemiştir. Uğurel'in bestelerini müzikal olarak tahlil ettiğimizde, ki bu besteden kasıt biraz sonra icrası olacak eser, Türklerin geçmişten bugüne kadar Orta Asya bozkırlarında çalıp söylediği ezgileri ve usulleri, eserinde bestekarlık marifetiyle ve ustalığıyla nakış gibi işlediğini ve bu ezgileri ilk defa Türk din müziği çatısı altında topladığını görmekteyiz. Biraz sonra icra olacak divan hikmet altında yapılan bu çalışma ile birlikte tertip edilmiş olup sırasıyla perde kaldırma, kalbi kelime-i tevhid, ismi celal, ismi hay ve ismi hu zikirlerinin ilahi terennüm, peşrev gibi musiki formlarındaki eserler ile birlikte enstrümanlar eşliğinde solo ve koro icrasından oluşmaktadır. Şimdi konserimizi başlatmak üzere çok kıymetli Sazendeganı ve Zakiranı sahneye davet ediyorum. Ney Ömer Bilgin, Mustafa Bilgin, Aydın Kaan Ömer Faruk Bayrakçı, Klasik Kemençe Orhan Er Yılmaz, Uğuz Sönük Güler, Daire Bengi Ünlüm Kuman, Daire Bengi Arda Balkan, Tanrı Kendiniz Gülüş Kuzbaş, Zakiran, Zakirbaşı Recep Cemil Ekter, Emrah Dal, Ersin Nail Sadık, Kadir Er, Mehmet Kekici, Nuri Erbay, Selçuk Kocabaş, Yıldırım Yılmaz. Ve Divan Hikmet'i sol okumak üzere TRT sanatçısı İbrahim Saat Erbay. Efendim, kısa küçük bir hatırlatma. Konserimiz dini bir ayin olduğu üzere lütfen cep telefonlarını kapalı tutmanızı ve konser bitene kadar alkışlamamanızı rica ediyoruz. Ses.
Thank you.
Allah'ın adı.
Thank you.
Amen.
Bir ruh var.
hemşehri konserimizi şereflendirdiğiniz için hepinize can gönülden teşekkür ederim. Mübarek üç ayların içerisindeyiz. İnşallah 15 gün sonra Ramazan'a erişiyoruz. Merkezimizde her gün neredeyse bir etkinlik oluyor. Lakin bu mübarek günlerde bu etkinliğe şahitlik edebilmemiz bizim için çok anlamlı oldu. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmeden evvel başta eserlerin bestekarı Sayın Rıza Tekin Uğurel Beyefendi'ye kardeşlerimiz söyleyeceğini söyledi. Ben de burada bir şey yapmış değilim. Gerçekten öyle sadece Ahmet Yesevi Hazretleri'nin mübarek sözlerini, hikmetlerini, nasihatlerini kardeşlerimiz adeta canlı. Sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Onlara en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ya bu güzel mekanda tam da bir Türkistan'a yakışır bir şey ortamda nasip olduğu için ben Allah'a şükrediyorum. Hanımına şükrediyorum. Her zaman destekçim olduğu için zaten öyle olmasaydı böyle işte hiç kimse diyemez. Ben de size ona teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederiz.